başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gülgür şamatası tamaylı. Konserim açalım, karakolu açalım, romana da zaptra kolay mı? Şu karıya söyle, adam gibi çalsın, beni delirtmesin. Pembe abla. Pembe abla değil, ana diyeceksin oğlum. Pembe artık benim nikahlı karım, anan sayılır. Alişciğim, söylüyor baban olacak Klerniç'e. Bu nikahına çok güvenmişsin. Çok yakında boşanma kağıdını eline vereceğim inşallah. Etemim. Hiç bakmazsın bu tarafa. Para da saçmazsın. Vallahi çok kırarsın şu kalbimi ha. Sen artık benim düşmanımın karısısın Pembe. Sana para yapıştıramam. Deli deli konuşma. Benim gibi erotik bir gacıya para yapıştırmayacaksın da kime yapıştıracaksın? Kime olursa. Rıza gel. Buyur. Ne? Para yapıştıracağım. Paralar aslında Pembe'ye yapıştıracaktım ama daha sana kısmıyordu. Sağ ol Ethem abi. Çok duygulandım Şimşek. Eyvah gitti paracıklar. Yapıştırma Ethem. Lan Rıza çekil oradan. Çekil. Bak bu kadar para sana yapıştırılmayı beklerdi Pembe. Yazık olacak. Bana yapıştır paralar. Ethem abi. Bana. Rıza çekil oradan. Uşt. Terpane. Be yapıştır Ethem'ime. Çekil oradan. Boş vermişsin dünyaya, Rabbena hep bana, boş vermişsin dünyaya. Bunu babaya söyleyelim. Aa, cep telefonum çalar be. Alo? Sesin gelmiyor be. Konuşsana, alo, kimsin? Ne oluyor Şenem ya? Sapık mısın? Konuşsana. E madem konuşmayacağım ne diye ararsın be? Ver. Versene şimdi dakika. Niye konuşmuyorsun? Lan yakalarsan boğarım, birbirini sıkarım ha. Çok kapattı. Bir sapığımız eksikti. O da oldu çok şükür. Kim bu sapık be Ferhat? Bilmiyorum ki. Numarası da görünmüyor ya. Hayır efendim. Eteme öyle laflar edemezsin. Sen artık benim nikahlı karımsın. Hiç merak etmesin. Göreceksin, ben çok yakında seni boşayacağım. Boşarsın.
Benim gibi bir adamdan boşanılır mı be? Aksine hasretime dayanamayıp evine tıpış tıpış döneceksin pembe. Hay! Hiç güleceğim yoktu. Be. Sana döneceğim öyle mi? Aynen öyle. Ne yapıp yapıp seni kendime döndüreceğim pembe. Kocanın dizinin dibine döneceksin en sonunda. Var mısın iddiasına? Gel. Ben de gel. Derim ki aksine seni boşayacağım. Görürüz. Görürüz lan. Görür tamam. Çek evladım cennet mahvolsun. Ben de ne saçmalıyorum be birader. Allah seni kahretmesin. Yine mi trene döndük? Bebe. Ay. Yandım. Yandım. Seni Allah kahretmesin. Ne bağırırsın? Yaktın. Gitti al 90-60-90'lık karı. Görür müsün? Kız ana bir dur be. Bir şey söylemeye çalışır Menekşe halam. Ya kuş kız abim kendini ihtar eder mi? Ne? Bana kendini ihtar mı eder? Geldim baba! Ya kız abim senin aşkından ihtar eder mi? Vay be aşka bak arkadaş. Bu kadar sever mi pembeyi be? Sever tabii. Pembe kocasına yani bana dönmezse öldürürüm kendimi. Yaşamam artık der. Kız demek benim için intihar eder ha? Çok mutlu oldum kız. Kız gördün mü? İlk defa biri benim için intihar eder kız. Kız ne güzel duyguymuş bu. Kendimi çok önemli hissettim ha. Kız oğlum utan kendinden be. Yunus baba orada intihar eder. Sen burada neler düşünürsün? Ha? Çok pardon. Şimdi bu Yunus nasıl intihar eder? Sahte rakı içerekten intihar eder. Pardon? Sahte rakı mı? O ne biçim intihar be öyle? Ay Yeşil iddiarı da böyle olur dedi. Kendini sahte rakıya vurdu abim. Ne olur pembe abime geri dön. Kendini öldürecek be. Sen hiç merak etme canım. O alkolik Pokemon'un ilacı buradadır. Al bunu götür. O söyle Ay Yaşa içsin. Hiçbir dirdik almaz. O ne be? Kezzaptır canım. O Yunus eşoğlusu bunu bir içsin. Kesin nalları diker. Eşek cennetini buylar. Cazgır karı Allah seni ne yapmasın değil mi? Tüh! Abim senin için iddiar eder. Sen ona kezzap gönderirsin ha. Çık kız dışarı. Tüküreceğim abine de sana da. Söyle o abin olacak bak. Tekel köpeğine ben o numaraları yemem anladın mı? Aklı sıra beni kandırıp kendine döndürecek. Ha dönmem böyle o eve artık. Avcunu yalar hadi canım. Naş hadi. Siz de gülüp durmayın. Vallahi bu kez mi üstünüze dükerim ha. Ya. Alo. Madem konuşmayacaksın. Ne diye ararsın o zaman? Sen gene mi ararsın? Namussuz şerefsiz. Haysiyetsiz köpek. Hırzı kırık eşek sıpası. Çocuğa. Canım ne olur ya. Beni Ferhat ya. Ay Ferhat. Sen misin? Çok utandım. Kusura bakma be Ferhat. O sapık gene aradı. Sapık sandım seni. Sen olacağı hiç kafana takma Sultan. Onu bir şekilde hallederiz. Asıl seninle mühim bir mesele konuşmamız lazım. Hemen çıkabilir misin? Ne konuşacağız ki? Tamam o zaman. Peki sahilde buluşuruz hadi. Tamam hadi. Merhaba millet. Oo hoş geldin. Buyurunuz baba gel. Muharrem. Hı. Biz bu kahveye aile kahvesi olacak. Bekarlar giremeyecek demedik mi? Bu müzmin bekar Ethem'in ne işi var bu kahvede? Ya gelir gelmez dalaşma herifle be yazık. Millet duydunuz mu? Yunus'la Pembe yataklarını ayırmışlar. Doğru mu? Doğru. Hem de o kadar ayırmışlar ki yatakların arasından kamyon geçermiş. Biri bir evde yatar diğeri öteki evde yatar. Adam gibi sataşsana özel hayatımı ne karıştırıyorsun? Dur ya. Sen öteki sanatçılar gibi özel hayatında gündeme gelmek istemezsin. Yaptığın işlerle gündeme gelmek istersin değil mi? Ethem, boğarım seni Dur. Sen beni yanlış anladın be Yunus'cum. Ben aslında çok sevindim pembeyle evlenmenize. Şöyle yola gel. Gördünüz değil mi nasıl tırstı benden? Aslında
Size bir yastıkta kocayım demek isterim ama senin evde pembenin evine uzanan yastık bulunmaz. Yaşı hanım anlamıyorsun, bu iş çok ciddi ya. Ya ne affedip pembe ablayla babam boşanmalarına mani olmamız lazım ya. O niye be Ferhat? Şahanem onlar evli kalırsa babam ikimiz de evlendirir. Yok boşanırlarsa bizim evlilik işi epten yatar. Çok doğru. Peki nasıl mani olacağız boşanmalarına? Babama yardım edin. Bir şekilde pembe ablayı ikna edip eve döndürsün ya. O zaman ne duruyoruz lan? Gidip Yunus babaya yardım edelim. Hadi. Baba. Lan ne olur? Lan dışarıda müzik sesi geliyor. Normal kızım. Cennet mahallesi burası. Müziksiz gün olur mu? Ne meraksızsın sen baba. İnsan kafasını camdan uzatır da bakar dışarıda neler oluyor diye. Çingene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Güzelim severim vallahi billah. Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum, inanmıyorsun bana. Çevir. Sana serenat yapmaya geldim karıcığım. Ama sesim sana layık olmadığı için oğlum istediğime tercüman olur. İyi çaldınız. En kral notalara layıktır benim karım. Ne romantik adamsın sen Yunus. O kadar mesut oldum ki içimin yağları eridi. Liposuction yaptırmış kadar oldum. Ruhum benim. Kız! Komşu karılar! Gördünüz mü? Adam bana serenat yaptı. Size yapan var mı? Çatlayın da patlayın orta yerinizden inşallah. Senin için yazdığım yazıyı beğendin mi karıcığım? İmlası bozuk. Bu P ile değil B ile yazılacak. Cahil ne olacak? Hemen düzeltiyorum karıcığım. Allah fırlat. Ver bana. Pembe karıcığım. Yüksek müsaadenle bana dönmen için küçük bir konuşma yapmak isterim. Hiç boşuna nefesini tüketme. Ben o eve dönmem canım. Hadi iyi serenat yaptınız. Ben artık içeri giriyorum. Kız bir fırsat veri be babama be. Ya bir dakika be pembe abla. Üff hadi canım naşlayın naşlayın haydi. Kara dutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, bur tanem, bir tanem. Kara dutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç isen dalımsın, salkım saçak. Ağaç isen dalımsın, salkım saçak. Çok güzel laflar be. Nereden bulursun bu güzel lafları? Senin aşkın kalbime söyletir bunları karıcığım. Tabii tabii. Çok güzel bir aşktı ama. Nasıl bilememişim be senin gibi romantik bir kocanın aşkını. Planımız tuttu şahane. Ben baba babama geri dönecek galiba. İnşallah be Ferhat sus. Ne de ki sen balımsın. Hoş lan hoş. Hoş. Peteki sen balımsın. Bak. Oşt ulan oşt. Oşt. Oşt mu? Ne oştu lan? Ne oştu? Oşt olmaz tabii. Ne olur be Ferhat? Bilmiyorum ki şahane. Git şuradan. Ay git. Git şuradan. Beyi. Düş yakamdan. Ah. Sen şimdi bana köpek mi dersin ha? Köpek mi dersin? Baba! Baba bir şey var mı kafana? Şapkayı çıkaralım. Baba! Para hakikaten de mutluluk getirmez be. Bakın
ne kadar çok param var. Ama artık saymak bile istemem. Niye be Ethem? Niye olacak? Vaziyet bamyadır. Sevdiğim kadın gidip Yunus'la evlendi. Aşk olmadıktan sonra ne yapayım ben parayı? Şeytan der ki kurtul bu paralardan. Saç gitsin. Aa, bir dakika Ethem abi. Şeytan arkadaşa tamamen katılıyorum abi. Bence de saç paraları şipşak. Hadi. Durduğun kabahat abi. Pembe olmadan o paranın ne anlamı var hadi. Değil mi? Aynen abi, saç paraları. Saç, 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 saç. Ulan leş kargalar gibi emin üçüşünüz paraların üstüne. Defolun şuradan. Defolun. Defolun. Ne bağırıyorsun? Kara güldürler mi emin üçüşünler? Defolun dedim size. Güvercin gibi doymak bilmez ne lütfen ya. Defolun. Puantiyeli şalvarına kurban olduğum güzel. Eğer şiir sevmezsen yazayım sana gazel. Baba ne yapıyorsun sen? Pembeye akrostitli şiir yazıyor. Benim yazdığım şiirlere dayanamaz Pembe. Bu sefer kesin dönecek bana. Baba serenat okurken şiir okudun ya. Pembe abla dönecek olsaydı o zaman dönerdi ya. O şiirlerle olmaz. Yüreğimden damıtıp yazarım ben bu şiirle. Göreceksin. Bunu okusun anında dönecek Pembe. Oku bakayım. Puan bir şey diyeyim mi? Bu şiire gelmez. Dur bir okuyayım be. Puan... Gelmez. Ya dur be evladım be. Bak ama. Giriyor musun iddiasına? Bak bak bak. Giriyor musun iddiasına? Pembe. İddiaya giriyor bak, musun? Bak. Gel. Gelmeyecek. Gelecek. Tamam. Gelecek. Hadi görüşürüz bakalım. Pembe. Aç şu kapıyı Pembe. Ne olur? Ne biçim vurursun kapıya? Evi yıktın lan başıma yıkım ekibi kıllıklı herif. Senin için akrostişi şiir yazdım Pembe. Oku da seni ne kadar çok sevdiğimi anla. Defol git şuradan Allah'ına yaşı. Başlatma şiirinden de sana da be. Ne oldu baba? Hani Pembe abla şiir okuyup sana dönecek de. Şiir okuyup bana dönecek dedimse dönecek. Taş yok mu taş? Taş. Ha baba. Allah seni kahretsin Emin. Tüküreyim be senin şiirine be. Şiir geliyor Pembe. Ay, ay, yandım anam. Anam ya. Abla ne oldu? Kaç yaşı oldu diyor. Pembe abla ne oldu? Daha ne olsun kafam yarıldı lan. Kim geldi açılan şunu ne var içinde? Ay bu ne? Kim attı bu taşı? Bana bak. Şiirim geldi mi Pembe? Taşa sarmıştım. Allah seni kahretmesin. Demek kafamı yaran taşı sen attın ha. Yedim seni be deli. Nerede benim tamam sopam? Ver ulan sopamı. Ay ben de olur yok mu? Sen benim kafamı nasıl kırdın? Kontrolsüz. Aa, kafana mı geldi taş? Çok pardon. Yanlışlıkla oldu Pembe. Öyle mi? O zaman ne oldu lan buraya? Ya vurma Pembe abi. O kandıkalama. Nasıl duruyor? Usta pürüyor, naştı tovala, o kardukan ama naştı pürüyor. Şikayet çift kumsi. Ya kumsi baba karışmak için şiir yazdı. Bu da babam kapasa böyle böyle vurdu ya bu ya. Susun be susun. Ne oldu senin kafana Pembe? Ne olsun be komiserim. Aha bu gördüğünü kalkmış gitmiş şiir yazmış. O şiirle de kafamı yardı ha. Şiirle kafanı kırdı. Ay canım. Bak görür müsün? Şurada. Ha? Buraya kadar. Vah vah. Yani bu kadar derin bir yara açtığına göre ağır bir şiirmiş. Zengin kafiye miydi? Zengin kafiye mi dedin? Yok ben onu bilmem. Ben bilmiyorum fakat ağır bir şeydi. Bu Ayşe sorun o iyi biliyor. Komiserim çok affedersiniz ama siz bir de dalga mı geçersiniz? Kafiyeyle ne alakası var kafa kırılmasının? Esas siz benimle dalga geçiyorsunuz. İnsanın kafası şiirle nasıl kırılır be? Siz be. Allah delirdi herif. Komiserim celallenme. Bu Ayyaş köpek şiiri yazmış, unu kalkmış, taşa sarmış. Öyle atınca da geldi kafamı kırdı. Şunu baştan söylesene be kızım ya. Hay Allah insanın kafasını kırıyorsunuz. Ay aman karıştırıyorsunuz. Yunus sen ne diyorsun bu konuda? Komiserim. Vallahi benim kötü bir maksatım yoktu. Karım yuvasına dönsün diye yazdım ben o şiiri. Hepsi şahit. Doğru komiserim biz şahidiz. Yunus baba doğru söyler komiserim. Madem öyle
Hadi bakalım. Karı koca öpüşün, barışın. Sonra da doğru evinize. Öp bakayım. Hadi hadi. Öp öp ben bak. Hadi be. Hadi güzel, komiserim. Midem almaz. Bu eşi olursa 2 yıldır yüzünü yıkamaz. Şimdi kalkayım ben bunu nasıl öpeyim? Yalan söyler komiserim. Daha geçen sene yıkandı. Hepsi şahit. Öyle komiserim geçen yıl yıkandı. Pembe. Yanlış anlamadıysam... Sen şimdi ben bu Yunus'u öpmem de barışmam da diyorsun, öyle mi? Öpmem de barışmam da. Görür müsünüz ki maşallah komiserim güzel anladı. Bir defa da zekidir, zehir gibi kafa vardır. İyi peki. Madem öpüşüp barışmıyorlar... Pembe ile Yunus'u nezarete atalım. Salih götür oğlum şunları. Başüstüne komiserim. Nezaret mi? Dedim komiserim. Ne nezareti, şaka yaptım be kocacığım. Gel öpeyim seni. Üf. Mis gibi kokar. Aşağı. Benim dur. Bravo. Yaşa be Pembe. Bravo. Ya yavaş, mantus gibi emiyor be kardeşim. Komiserim, ben hiç kocama küser miyim? Komiserim. Oh. Kızım yeter işinden başını tutam. Utanmasan burada gerdeğe gireceğine. Kız gerdek dediğin de aklıma geldi. Yunuscuğum, biz daha gerdeğe girmedik ulan. Koşulan gerdeğe girelim. Ha şöyle hadi bakayım. Hadi hepiniz gerdeğe, hadi evli evine, köylü köyüne, hadi. Koş Pembeciğim, koş. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Lan eve kadar nasıl dayanacağız bilmem ki. Komiserim hoşça kalın. Ya baba durun be. Ya koşmayın. Ya Pembe Hanım. İddialaştığımızda ben sana ne demiştim? Dayanamaz evine dönersin dememiş miydim? İşte döndün. İddiayı kaybettin. Ah. Döndüm. Komiser şey yapmasın, nezarete atmasın diye yalan attı. Seninle gerdeğe mi gireceğini sandın? Kandırdın mı beni? Ya yapma be Pembe abla ya. Kandırdın beni ha? Evet. Komiserim, Pembe barışmıyor. Gerdeğe gelmiyor ya. Gel buraya haydi. Doğru evine naş yürü. Komiserim ya. Ya komiserim. Ne oldu Yunus? Bir şey mi dedin? Yok 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 komiserim. Gerdeğe girmeye giriyoruz değil mi canım? Kurban olsun be, yürü ulan gidelim gerdeğe. Yok şahanem yok. Boşuna o kadar uğraştık. Pembe ablayla babam barışacağı yok. Doğru dersin be Ferah. İbo ile Asena bile barışır, bunlar barışmaz. Alo. Alo. Konuşsana be. Aşkından dilim tutuldu güzelim. Konuşamıyorum ki. Ne ara rahatsız edersin beni? Ver ver. Heh. Ya ne yapıyorsun şahanem ya? İnsan hiç telefon sapına kızar mı ya? Olmaz. Ya ne yapacaktık? Sapıklık yapar diye madalya mı takalım? Ver lan şunu. Dur be şahanem ya. Madalya takmasan bile bir anda övermekte fayda var. Lan sen hep tam mesleği iştah bir olmuş. Haberimiz yokmuş. Sapa randevu vereyim ha. Başka? Bir sus be. Başka bir şey yok. Sen randevuyu ver. Gerisini ben hallederim. Randevuya geldiğinde anladığı dilden konuşuruz kendisiyle. Lan şunu baştan söylesene. Allah seni ne yapmasın bir. Al. Hadi. Demek bana aşıksın. Doğru. Çok mu seversin beni hakikaten? Gerçekten çok seviyorum kız. Seni gördüğüm zaman kalbim darbuka solu geçiyor resmen. Ne güzel konuşursun be. Şimdi ben seni çok merak ettim. Buluşalım, tanışalım diyeceğim ama... Sen şimdi utanırsın benimle buluşmaya. Ne utanacağım güzelim. İstediğin zaman buluşalım. Tamam o zaman. Yarım saat sonra Cennet Mahallesi'nin parkına gel. Tamam mı? Tamam güzelim. Bak bekleyeceğim ha. Hadi bakalım. Haydi. Buluşmayı kabul ettik Yeliz. Yaşa şahanem. Atla arabaya da hiç telefon sapı dönmemiştin. İlginç bir tecrübe olacak. Atla ara. Merhaba Sultan. Lan usta git şuradan. Birini beklerim ben. Kişt kişt. Kimi bekliyorsun güzelim? Seni değil herhalde. Git. Bir çoğun inciri berbat edeceğim lan. Koş. Belki de beni bekliyorsundur güzelim. Lan Allah aşkına git şuradan be. Ne laf anlamaz adamsın be. Çok önemli. Hadi. Yoksa telefonda randevulaştığım birini mi bekliyorsun kız? İşte. Telefon sapı sen miydin?
Sapık demeyelim de hasta diyelim şuna inceden. Aşkımdan hasta oldum sultan. Yatarım 2.80. Vah vah. Demek hasta oldun öyle mi? Aynen güzelim. Hasta oldum. Hastalığımın da tek dermanı sensin be sultan. Gel buraya. Hastasın demek her üstte. Ne oluyor lan? Hiç merak etme. Ben seni iyileştirmesini bilirim. Alternatif tıbbı duydun mu hiç? Lan ne oluyor? Alternatif tıbbı duymadın mı? Allah Allah. Duymamış sultan. Ama meraklanma. Şimdi tedaviye başlayacağım. Görürsün nasıl bir çözüm. Bak şu anda başlıyorum. Ah, ah gözüm, ah gözüm. Gör buraya, gör. Tedavinin başlarında canım biraz yanacak ama meraklanma. Hastalığını kökten iyileştireceğiz. Kurban olayım Ferhat. Ben ettim, sen etme. Ne diyorsun? Ah. Gör buraya. Ayıp oluyor Ferhat. Tedavi hiç yarım bırakılır mı lan? He? Çok ayıp. Ferhat. Değil mi sultan? Gelsene. Gel gel, sen de vur gel. Gel kız. Ferhat. Ben de hazır pazma yapayım. Gel bu Ferhat. Bir daha telefon sapıklamayacak mısın lan? He? He? Yürü lan. Bittin oğlum sen Ferhat. Bittin oğlum, göreceksin sen. Bak hala konuşuyor. Bittin oğlum sen. Dur ben ayakkabını alayım. Git. Sizi de yorduk buraya kadar. Önemli değil. Pembe. Aç kapıyı. Geldim. Pembe. Eti. Buyur canım. Ne vardır? Bakalım hediyemi sevecek misin Pembe? Bak şuraya. Sevilmeyecek gibi değil ki. Maşallah. Akide şekeri gibi adam. Şu pazulara bak lan. Güçlüdür vallahi. Ergenç kızın rüyasıdır ha. Ne dersin sen Pembe? Lan çok güzel hediyedir. Sağ ol ama kabul edemem etim. Maalesef hala Yunus'la evliyim. Şimdi ben bu herifi kabul edersem mahallede adım çıkar. Tüme tüme. Sen beni Arife'yle karıştırdın Pembe. Sana koca olsun diye getirmedin bu beyefendiyi. Öyle mi canım? Niye getirdin? Yunus'tan boşanasın diye avukat tuttum sana. Şimdi anladın mı? Yani çok pardon. Ben de sandıydım. Hoş geldiniz canım. Hoş bulduk hanımefendi. Kapıda kaldınız. Hadi. Buyurun içeriye. Ay canım, ne güzelmiş. Hadi hadi. Allah seni ne yapmasın bilmem. Baştan desene şuna adam avukat diye. Ne hoş herifmiş be. Ama rezil oldum herife. Hadi geç geç geç. Ya siz deli misiniz be? Niye dövdünüz bu adamı? Ne dövmesi komiserim? Kendisi hastaymış azıcık. Biraz pansuman yaptık. Hmm. Değil mi Şahane? Aynen komiserim. Tamam. Rüstem söyle bakalım. Niye dövdü bu Ferhat seni? Şakalaştık sadece komiserim. Ben şikayetçi değilim zaten. İzninizle gideyim ben artık. Şşş. Olur mu ya? Allah aşkına şikayetçi ol ya. Bak darılırım ha. Atırım kalır. Yok yok. Gideyim ben. Şikayetçi değilim komiserim. Şşş. Dur be adam dur. Ben izin vermeden nereye gidiyorsun ya? Ferhat. Niye dövdünüz siz bunu? Kendisi söylesin komiserim. Öt onun hakikati. Eğer suçunu hatırlamazsan ipucu vereyim. Dur. Bak. Hatırladım. Telefon. Hı. Siz söyleyin. Ne kabahat işledi bu? Biz arkadaşı minibüsçü sanırdık komiserim. Meğer kendisi tel hesapmış. Ne? Tel hesap mı? O ne? Telefon sapı komiserim. Kısaltılmış. Ne diyorsunuz siz ya? İki gündür gizli numaralardan sultanı rahatsız edip duruyor. Sonunda enseledik onu. Doğru mu bu Rüstem? Salih. At bu rezil herifi nezarete gözüm görmesin. Başçavuk komiserim. Yürü lan. Yürü bakalım. Yürü. Nezaret aklın başına gelir senin. Ferhat. Oğlum, böyle adamların cezasını siz vermeyin. Haklısınız komiserim. Hı hı. Avukat beyciğim, şimdi Allah izin verirse Yunus'la beni ne zaman boşamayı düşünüyorsunuz? Ben derim ki Yunus Bey ile konuşalım. Güzel güzel konuşup anlaşalım, boşayalım sizi. Lan deli deli konuşma avukat bey. Yunus var ya hayatta beni bırakmaz. Şimdi bulmuş cillop gibi karıyı. Değil mi Ethem? Yani bırakır mı hiç? Lan aslında herif aklı yani. Benim gibi karı bırakılır mı? Şöyle alıcı gözüyle bak hele.
Tembe doğru der be avukat. Başka bir yol bulmak lazım. Aile içi şiddet var mı? Dövme, darp falan. Az vardır tabii. Yani Yunus'a birkaç kere tokat attım. Gözünü şişirdim. Bir iki kere de galiba kafasını kırdım. Yani çok sayılmıyor değil mi? Hanımefendi, ben aslında kocanızın sizi dövüp dövmediğini sormuştum ama... Sen bana baksana ben dayak yiyeceğim lan. Var mı bende o göz değil mi Ettim? Bak şu gözleri. Aslında olsaymış iyi olurmuş. Nasıl yani? Kocanız sizi dövseydi, biz de bunu bir şekilde kanıtlayabilseydik, mahkeme sizi anında boşardı. Değil mi? Lan madem dayak yersem mahkeme boşayacak. O zaman ben de ne yapar idi? Kendimi Yunus'a döndürürüm. Yapabilir misin hakikaten bende? La sen hiç merak etme. Yunus'a öyle şeyleri yapacağım ki ışık sudan gelene kadar dövecek beni ulan. Dayağı kamerayla çekmeniz lazım. Benim duşlardan getirdiğim güzel bir kamera var. Tamam işte. Veririm Selim'e kamerayı. Yunus beni döverken gizlice kaydettiririm ha. Oldu bu işe oldu Ethem oldu. Dediğiniz adam bu mu? Heh, bu baba. Herifte tonlarca para var. Vah vah yazık. Taşırken zorlanır o kadar parayı. En iyisi kendisine bir kıyak geçelim. Yükünü hafifletelim elemanı. Takip etmeye devam edin. Fırsatını bulur bulmaz kaçırın. Baş üstüne baba. Ne düşünürsün böyle Bakırköy Akıl Hastanesi heykel gibi be abi? Pembeyi bir şekilde kandırıp eve döndürmem lazım. Evliyim ama karım eve gelmez. Rezil olduk bütün mahalleye. Gel. Merhabalar. Merhaba canım. Pembe. Yanım karıcığım. Döndü nihayet. Kız pembe. İnsan lafın üstüne gelirmiş derler ya. Hey oynakçı mı? Kesin yalan. Çünkü kötü insan lafın üstüne daha çok gelir. Baksana ne zaman senden bahsetsek şıp diye lafın üstüne gelirsin ha. Mucize bu. Bak espri yapabilin balina. Değil mi Yunus'cum? Yunus'cum sen bunu sirke satsana. Konuşan balina olaraktan iyi para kazanırsın ha. Cadı karı ne olacak? Komiktir benim karı. Ya canım benim. Nihayet kocana döndün değil mi pembe? Ama sırnaşma ulan ben öylesine oturmaya geldiydim. Yunus'cum. Bu ıbrık senin için çok kıymetlidir değil mi canım? Tabii. Rahmetli dedem çok büyük insanmış. Padişahımızın ibrikçi başısıymış. Padişahımız hediye etmiş onu dedeme. Değil mi ana? Öyle be oğlum. Biz başkalarına benzemeyiz. Çok asil bir aileyiz. Tabii. Evet, siz öylesiniz siz. Yani şimdi diyorum ki Yunus'cum birisi kalksa gitse şu ibriği kırsa sen çok sinirlenirsin değil mi canım? Sinirlenmek ne kelime perişan ederim. Çok güzel ben de tam öyle düşünmüştüm canım. Gördünüz mü? İbrik elimden kaydı düştü. Ay Allah. Bak yani Yunus'cum görünmez kaza diyeceğim ben buna ama değildir ha. Yani basbayağı görünür kaza oldu. Pembe. Çok kızdın değil mi Yunus'cum ha? Beni döveceksin şimdi değil mi çek? Ben de hak ettim yani şimdi. Dövmek ne kelime? Boğacağım. Zannediyorsun ama. Boğ lan ben hak ettim boğ sen hak ettim. Sen şimdi diyorum kendime nasıl kırarsın pembe tarihi ibriği alıp da yani padişahımızın taret aldığı ibrik kalkıp da kırılır mı değil mi anneciğim yani? Döv beni canım döv Yunus'cum. Dövmeyeceğim. Oo. Ne demek dövmeyeceğim ulan? Dövmen lazımdır. Lan beni dövmen lazımdır. Anla işte seni ne kadar sevdiğime. Tarihi ibriği kırdın gene de elimi sürmüyorum sana. Ayıp zaten. Hiç erkek adam karısını döver mi? Kocanın kıymetini anla. Yuvana dön pembe. Tüküreceğim şimdi yuvana da sana da. Dövsene lan sen beni şöyle. Erkek değil misin sen? Dövsene.
Erkeğim ama aşık bir erkeğim. Fikse bile vurmam karıma. Ne oldu Pembe eve? Anlamadım ki bir hala. Galiba yine tırlattı. Ay bayılacağım. Ne oğlum? Şu kolunu şöyle kaldıracağım. Şu şöyle vuracağım. Hayatta olmaz. Kadın ayak kalkmaz. Şöyle iki tane kaldırıp şöyle şöyle çaksan ölür müsün? Ölür müsün sen, ne biçim erkeksin ulan? Hadi durun be. Çekilin. Doğacağım sizi. İse şu yumruğu alır şöyle vurur. İnsan karısından iki yumruğu esirgir mi be? Tamam tamam hadi hadi. Dövsene lan sen beni şöyle, erkek değil bak, misin lan sen, dövsene abla. Lan. Erkeğim ama lan aşık sen bir erkeğim. Hanımefendi, yalnız bu görüntüler hiçbir işimize yaramaz. Kocanızın sizi dövdüğü görüntüler lazım bize. Çok doğru dersin avukatçım ama ne yapayım ben, yani koca koca değil anam. Şöyle kaldırıp iki tokat vuramadı ha. Hakikat denilen bana çok aşıktır, kıyamaz bana. Hanımefendi biliyorum, acılarınızı size tekrar yaşatmak istemiyorum. Fakat olayı algılayabilmemiz için acaba bize olayı başından sonuna anlatabilir misiniz? Ne yapacağız şimdi avukat? Tembeyle Yunus'u boşatmanın başka bir yolu yok mudur? Peki, bilmiyorum. Elimizde koca dayağını mahkemeye sunabileceğimiz bir kanıt olsa çok iyi olurdu. Gittik ama bir fayda olmadı. Peki ailenizin bu konudaki... Ben buldum ne yapacağımı ha. Vallahi de buldum, billahi de buldum. Nasıl? İşte. Şahanem ne zahmet ediyorsun ya? Ver ben yıkardım ya. Dur be Ferhat. Bizim arabamız değil mi lan bu? Bizim arabamız tabi. Ben de senin müstakbel karın sayılmaz mı? Tabii ki. Karın olaraktan taksi şöyle bir yakasam elime mi yapışır? Çok konuşturma beni. Peki Şahanem. Yalnız dikkat et, cam erittin ha. Aa babam. Kolay gelsin çocuklar. Sağ ol babam. Ay Yunus baba, elimizdeymişken seni de yıkayım ha. Aman aman. Ağzından yel alsın. Ben böyle iyiyim. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Şahanem biraz da kaportayısın sen be. Herkese merhaba. Merhaba. Buyur Yunus baba. Hoş geldin be Yunus. Çay ister misin? Çek bir aysitli çay be bari. Sevgili seyirciler. Kadının haykırışında bugün çok acılar çekmiş bir kadını getiriyoruz ekranlarınıza. Evlendiği günden beri kocasından sürekli dayak yemiş. Görümsünlük. İnsan hiç karısını döver mi be? Erkekliğinden utanır. Maalesef öyle var. Arabızda yaşarlar, arabızda. Kocası tarafından sürekli işkence görmüş bir kadın. Yuh. Artık bu acıya dayanamayıp son çare olarak... Bu kadının kocasını bulup dövmek lazım. Gelince siz de göreceksiniz sayın seyirciler. Vallahi bence de. Aslında ben şahsen çok mutlu olurum. Vücudunun her yerinde darp izleri var. Yazık kadına Şipşak. 20. yüzyılda bir kadının bu kadar ağır şartlarda... Maalesef böyle kansız kocalar var Rıza. Olmaz mı canım? Gerçekten. Allah bilir şu an burada bile vardır. Bir kadın olarak... Yok daha neler, abartma. Yani sözün gelişi demek isterim canım ben. Şimdi kocası tarafından sürekli dövülen konuğumuzu çağırıyoruz. Buyurun. Aa, Pembe. Pembe hakikaten be. Aa. Hoş geldin Safer. Yüzü mahvolmuş. Allah Allah. Pembe'nin ne işi var orada be senin? Bilmem ki valla. Ben de senin gibi çok şaşırdım Ethem abi. Dövsedesin. Şimdi be Serap Hanım. Senin elini sıkmak isterim ama. Ya ben solağım. Kocam sağ olsun kalktı, anam sol kolumu kırdı. Yani beni nasıl tutayım da kaldırıp elini tokalayayım? Salla tutsam oluyor mu canım ki? İnanmıyorum, geçmiş olsun. Kocanız olacak canavar, kolunuzu kırdı ha. Yoo Serap Hanım, şimdi sen kocama canavar deme, o çok iyidir aslında. Hem onun kabahati değil anam yani. Benim kemiklerim incedir ha, ondan. Yani şimdi kalkıp da balyozla vurdu diye yani bu kemiklerin kırılması mı lazımdır değil mi canım benim? Yani balyozla, tabii ne? Balyozla vurdu. Balyozla mı vurdu? Annem sen. Ay. Yalan söyle. Ben ne zaman kırdım onun kolunu be? Bacıdan numara yapar. Ulan bir de karısını döver şerefsizdir diye atıp tutardı.
Hacım. Balyozla kırmışsın kadının kolunu be. Ne yapalım işte Serap. Ne bakıyorsunuz öyle be? Yalan söyler pembe, Ali Cengiz oyunu yapar. Ben karıcayı bile incitmem. İyi bir taraflarını kırıyordur baba, karıların. Baba, ayrola neye bakıyorsunuz öyle? Ama pembe. Burada da Pepe vardır. Serap Hanım aynı kameradan. Aa, anamın ne işi var orada be, okulun haliyle. Bir bilsem kızım, bir bilsem. Şimdi Serap Hanım. Serap Hanım, şimdi kocamı hor görmeyin ha. Yunus var ya, aslında çok iyi bir adamdır. Beni de çok sever. Bu nasıl sevgi hanımefendi? Çok iyi dediğiniz kocanız kolunuzu kırmış. Görünüyor muyum ulan? Çekiyorsun yani. Yo, iyidir valla. Şimdi Serap Hanımcığım ayağımı kırsaydı kalksaydı daha mı iyi olurdu? Yani vaktiyle babamın ayağını kırdı. Ama şimdi o bana kıyamaz. Çekiyor musun oğlum? Ya kolumu kırmakla yetindi. Beni çok sever o Yunus'um. Değil mi bacılar? Ne dersenin bu anam be Ayşe? Oğlum, iyi Yunus ne zaman kırdı benim ayağımı? Bilmem ki ne de aman, ben de anlamadım. Ay kız. Abi bak hatta dövdün bu karıyı be. Yok daha neler. Gülmedin mi be hala? Pembe abla buraya geldiğinde baba fiske bile vurmadı. Hatta vurmadı diye Pembe abla babamı dövdü ya. Dönelim meselemize. Bu karı bir şeyler çevirir ama dur bakalım. Kolum kırıldı. Hanımefendi, peki siz kocanızdan bu kadar dayak yediniz. Niye karakola başvurmadınız hiç? Nasıl başvururum? Kocam Yunus. Anam öyle iyi heriftir ki. Bir tanısanız hani peygamber gibi heriftir ha. Ne var yani şimdi? Şimdi kocam. Şimdi kalkıp benim 5 kaburga kemiğimi şuradan şuraya kırdı diye. Değil mi Serap Hanımcığım? Sana mı bakıyorum oğlum? Yani ben şimdi karakola mı gideyim? 5 kemik mi? Aslında o 6 kemik ama ben 5 derim, eksik söylerim. Ay, görüyor musun? Fazla demem ha. Kimsenin de günahını almam. Allah Allah. Allah Allah evet. Allah Allah evet. Hanımefendi. Canım. Siz ne kadar yüce ruhlu bir insansınız. Size bu kadar zulmetmiş bir insan için ağzınızı açıp tek bir kelime kötü bir söz söylemiyorsunuz. Yoo Serap Hanım şimdi orada dur. Bir su içebilir miyim? Buyurun lütfen. Canım sağ ol. Şimdi be Yunus'umu severim. Ay hayır. Yani yanlışlıkla kalkmış adam bir kere vurmuş. Vay üçkağı çıkarı vay. Gösterim ben sana. Hem zavallı kadını dün hem de üçkağıçılıkla suçla. Olacak iş değil. Ya dur Ecem abi ya. Sen de ortalığı gelme be. Yani bir iki kere de öyle kumaya sokmuş olabilir. Ama yüzünde... Ay canım ne güzel duruyor. Çok iyi bir insandır. Baba gel gel otur sinirlenme. Alo. Canım beni bir canlı yayına bağlayın. Ben Yunus şu andaki canlı yayındaki karının kocasıyım. Bir saniye. Rejiden uyardılar. Pembe Hanım'ın kocası Yunus Bey şu anda telefon hattınızdaymış. Alo. Alo. Yala. Yunus mu geldi? Alo. Hanımefendi. Yalan söyler. Gacı rol yapar. O gözündeki morlukların hepsi makyaj. Kolunu da yalandan alçıya almış haysiyetsiz gacı. Beyefendi. Beyefendi lütfen hakaret etmeyin. Ama bırakın etsin. Et Yunus'um et. Et anam sen et et. Et anam et. Et. Bak şimdi benim kocam hakaret edip küfredirse rahatlıyor. O zaman bana bir şey yapmıyor. Yoksa öteki türlü döver. İşte böyle kaşımı gözümü el yerimi kırar murarttır. Öh be! Yalan söyleme be kadın. Bugüne kadar elimi bilem sürmedim sana. Doğru der Allah için. Yani doğru der de. Hafif iktidarsızdır kendisi. Hiç elini bile sürmedi ha. Hep ayağıyla vurdu. Uçan tekmesi meşhurdur bizim beyin. Daha neler? Görüyor musunuz hanımlar? Yalan! Yalancı karı! 70 milyon bizi izler be! Lan konuşun! Lan gene mi sizler? Ya! Bak, uçamsın, savunurum ama bir yere kadar. Lan! Vay be! Ya bunlar hepten profesyonel olmuşlar artık. Geliyorum oraya, bir yere ayrılma pembe. Beni stüdyoya getir falan. Hadi yürüyün. Hadi. 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 Abi ben de geleyim dur. Ha baba. Abi nereye gidersiniz? Stüdyoya. Stüdyo lan. Abi biz de gelelim sizinle. Hadi o zaman. Hayır, hayır, hadi. Hayır, hadi. 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 Gördünüz değil mi geliyor? Ha, geliyor. Herkesin önünde bana hakaret eder.
Yani ben Elif'i severim ama... ...yani artık Serap abla... ...yani benim dayanacak gücüm kalmadı. Ne olur hakim abiler... ...ya boşasın bizi boşayın... ...ya artık mahkemelere söyle bizi boşasınlar. Ay anam... ...boşasınlar bizi ha. Ay ay. Ağlama. Ağlama pembe. Elimizden geleni yapacağız. Seni o canavar kocanın elinden kurtaracağız. Türk adaletine, milletine, devletine, hepsine buradan sesleniyorum. Ne olur, hakim amcalar, abiler, analar, bacılar, boşayın beni bu heriften yani. Yani be, bu herifi çok severim ama katlana ama. Çekil ne olur. Ay geldi işte gördüm. Yalancı karı. Ne zaman gördün ben seni? Bir saniye, ne zaman? Yeter kameralar olsun. Buraya gelin sen ne yapıyorsun? Çekil şu kartlarını. Çekil şu kartlarını. Yunuscuğum, canım kocacığım, kurban olayım dövme beni yeter artık dövdü. Ne zaman dövdüm ben seni ya, ne zaman? Sakin ol, sakin. Her zaman, her zaman. Bak, her tarafım murardı, kullarım kırıldı. Bilirim, boşanmak için yaparsın sen bu numaraları ama rüyanda görürsün sen boşanmayı. Boşanmayacağım. Yok. Oturun, kaza gelmeyin be. Madiden numara yapar bu belki be. Sizin eviniz, barkınız, çoluğunuz, çocuğunuz, içiniz, gücünüz, kocanız çok mu be? Her sabah burada ne takılırsınız be? Bak. Ana! Buyurun. Çevir yüzünü. Buyurun. Ha? Gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? Buyurun. İç ayak borluğu tükürükle çıkar mı be? Buyurun. İyi morartamadıysan. Ah! Koluma! Kabahat edeyim mi ulan? Yeter artık. Ya dur beni. Yak bana. Dur be. Dur be. Ay durun. Sanat hayatımda ilk defa bu karıyı size şikayet ediyorum komiserim. Bu elim aşalı gacığı alçılı koluyla kafamı kırdı. Bu elime sağlık, başka taraflarını kırmadığıma dua etsin. Gacı karı değil, püsküllü bela komiserim. Alamaklı, rezil etti bizi 70 milyona. Vallahi bak komiserim, şeyi onlar başlattılar. Stüdyoyu bastılar. Hepsi kayıtlarda vardır, VTR'lerde. Salih, getir oğlum VTR'leri görsün komiserim. Ya yalan söyler komiserim ya. Ya bunların hepsini Pembe abla başlattı ya. Tabii. Bak, Bek haber adı kasatına aldım komiserim. Eğer bir şey var burada. İzleyelim, pozisyonları değerlendirelim. Tamam. Ben her şeyi televizyonda izledim. Olayın nasıl olduğunu biliyorum. İzlediniz mi hakikaten komiserim? Ekranda nasıl görünürüm? Fotojenik miyim? Ben nasıl görünürüm komiserim? Film teklifi filan gelir midir? Gelir gelir tabii canım. Cadı karı rolü gelir. Deli deli konuşmayın be. Eskiden hiç değilse mahallede kavga ederdiniz. Şimdi iyice delirdiniz. Kalkıyorsunuz 70 milyon kişinin karşısında canlı yayınlarda kavga ediyorsunuz. Siz be. Komiserim kusura bakmayın ama siz de televizyona çıkan meşhur biriyle nasıl konuşulacağını hiç bilmezsiniz. Hoş görmek lazım Pembeciğim. Adam bizim gibi star değil ki. Olacak o kadar. Susun be! İyi ki bir televizyona çıktınız. Hemen meşhur ayaklarına yapıyorsunuz. Salih! Buyurun komiserim. At bunları dışarı. Bastuna koy. İyice tansiyonum çıktı be! Bak görür musun Pembeciğim? Hay lanası davranacağını bak. Bilmez kaba adam. Çıkın dışarı! Affedersin. Hadi. Affedersiniz komiserim. Defol! Bana yapıştır o paraları. Niye onlara yapıştırırsın? Buyur Pembeciğim.
Paraların en kralını yapıştırırım sana. Euro yapıştırırım ki Allah Euro Yakov'un desin sana. Lan tabii tabii be canım. Boşanma avukatlarının parasını ödemek için daha çok euro lazımdır bana be canım. Avukat değil baroyu tutsam boş pembe. Severim ben karımı, boşanmam. Tüküreyim öyle Sevgi'ye. Ben boşanayım da gülsün. Ver canım, versin, ver. Boşan pembeciğim, boşan. Ben sana sponsor olurum. Açarım kasanın ağzını, yıkarım euroları ödüne. Ağzında kuş tutsan boş efendim. Ben karımı boşamam. Bu desin canım. Sen ona bakma. Sen ver canım, ver. Ay canım ne güzel verir. Yarın sabah 10 kadar gideriz, tamam mı? Seni görmek ister. Sürüyeceklerin varmış. Tamam lan tamam. Ha ne derdik? Hakikaten de bu gece çok güzel eğleniriz değil mi canım? Öyle öyle. Göçümde sarılıp yatarım. Mahalle yaşamam atarım. Üfleye üfleye mum söndü. Üfleye üfleye mum söndü. Kız ana. Hayrola. Ne yaptın öyle kafana donanma çiçeği gibi? Nereye gidesin böyle? Kızım avukata gideceğiz Ethem'le. Avukat bey, beni o aysiyeti kırık keçi var ya, ondan boşayacak Allah'ın izniyle. Kız oğlum, iyi düşündün mü? Dağıtma mutlu yuvanı. Kız sen dalga mı geçirsin? Hangi mutlu yuva? Ortada yuva mı var? Tübe tübe. Hadi hadi lafa tutma beni, sen içeri gir. Avukat bekle, ben gideyim. Haydi canım. Alo, pembe, ben Çeşme durağına gelirim. Sen de oraya gel. Oradan taksiye bineriz. Tamam Ethem'cim. Zaten oraya çok yakınım. Bir dakikaya kalmaz oradayım canım. Ne oluyor be? Nereye gider bu pembe? Lan Ethem'cim, çok teşekkür ederim ha. Lan resmen hayatımı kurtarırsın lan. Vay vay vay. Demek Ethem'le buluşursun ha. Gösteririm ben size. Sen hele şu yunuzdan boşan, sonra biz evleniriz. Tamam, hadi beklerim canım. Ne olur be? Bin arabaya. Bırakın beni. Eşkıya mısınız siz? Bin arabaya. Bin. Ne zeki şeysin sen. Bin. Mesleğimizi hemen anladın. Bin arabaya. Bin arabaya. Bin. Bin lan. Lan Ethem. Lan Ethem'e ne yaparsınız? Kırdın lan. Şahit bırakamayız. Ethem. Polise gider. Lan onu da götürelim. Lan siz ne yapıyorsunuz? Bin. Bin. Benim nikahlı karım. Bırak karımı Ethem. Yakalayın. Karımı kaçırdı Ethem. Ya. Ne oldu be Yunus baba? Ne kocaldın? Ethem pembeyi kaçırdı. Allah Allah. Emin misin Yunus baba? Yeminle. Arabada gördüm pembeyi. Kaçtılar gittiler. Hayda. Nikahlı karım başkasıyla kaçtı. Yaşatma ben onları. Bir dakika. Ya, dur, bir dakika baba. Ya bir dakika. Belki bir yanlışlık vardır. Ya yani. Bırakın beni. Ya Yunus baba. Ya. Bırakın beni. Allah Allah. Baba, elemanı kaldırdık. Sen hiç merak etme. Her şeyi halledeceğiz. Saygılar. Pardon canım. Çok affedersiniz. Yanlış anlamayın da ben sadece meraktan derim. Acaba bizi niye kaçırdınız? Elemanı parası için kaçırdık. Fidye alacağız. Öyle mi? Bak oğlum, güzel düşünmüşsünüz. Çok da düşüncelisiniz maşallah. Maşallah Ethem, ne kadar düşünceli arkadaşlar değil mi? Tabii tabii, ne demesin. Korkmayın. Ethem'in yakınları istediğimiz fidyeyi getirsin, serbestsiniz. Oğlum, Ethem'in kimi kimsesi yoktur. Bir kızı vardır, o da gitti Deutschland'da. Siz kimden isteyeceksiniz şeyi, fidyeyi? Ciddi misin? E?
O zaman biz de parayı direkt kendisinden alırız. Yanlış adamı kaçırdınız. Bende hiç para yoktur. Yoktur. Yok. Parayı vermezsen bu kadarı vururuz. Bilmem anlatabildim mi? Oğlum, kafama dayama şunu, çiçeklerim bozulur. Sadece onu vuracaksanız problem değildir. Vay para göz çakal. Demek herifler beni vursa kılın kıpırdamayacak ha? Sen var ya, Yunus'umun tırnağı olamazsın. Kusura bakma pembe. Haydi. Ben o paralar için ömrümü çürüttüm Dojlan'da. Öyle erişleyene veremem. Bak gördün mü? Öyle mi? Öyle. Madem öyle işte böyle. Görürsün sen şimdi eşkıyalar. Kulağınızı açın oğlum, beni dinleyin ha. Bu herifin gibi parası vardır. Hepsi de euro. Pembe dur, ne yaparsın? Duyduk abla, 100.000 eurosu varmış. Ne? 100.000 mi dedin? Deli deli konuşmayın be. Bu herifin aylık faizi o kadardır. Nereden bakarsan bak 1.000.000 eurosu vardır bu herifin. Yalan söyle, inanmayın. Pembe yapma. Sen misin beni dinlemeye? İyi dinleyin. Bu parasını nasıl çekeceğinizi anlatacağım size. Ama parayı 3'e kırışacağız ha. Tamam abla. Yarın sabah bu alıyorsunuz. Doğru bankaya gidiyorsunuz. Sırtına da silahı böyle dayıyorsunuz. Bankadan büroları çekip size vereceğim. Vay be. Süpersin vallahi abla. Allah seni ne yapmasın be Pepe. Eşkıya başı kesildi başımıza. Susun. Siz de hadi oğlum. Çözün artık, kın sizinle ortak sayılırız ha. Çöz ulan, çöz olmadı. Çöz. Bizi senin iplerini çözecek kadar mı sandın abla? Değilsiniz, değil canım. Tabii tabii, değilsinizdir. Anlıyorum. Bırakın namusumu temizleyeceğim. Etemin evini basıp hem etemi hem pembeyi mahvedeceğim. Baba yapma, gözünü seveyim ya. La pembe yüzünden elini kana bulama be abi. He. Kısmında değil ama öteki kısmında kat alırım. Elini kana bulama Yunus baba, ne olur. Benim nikahlı karım nasıl kaçar eteme? Bırakın. Ay, ya bir dakika baba, dur ya. Nasıl güzel Yunus baba, ama ablamdan önce bizi haklayacaksın ya. Bırakın ya beni ya. O kaygı kalama neşli pirima. Bulamadım ikisini de. Hayrola ne oldu? Dövdün mü etemi Yunus? Evde değil. Dua etsin, evde yoktu. Amma kahrettin kendini be oğlum. Üzülme bu kadar. Nasıl üzülmeyeyim be ana? 40 yıldır pembenin aşkıyla yanarım. 40 yıl sonra evlendik. Bu sefer de pembe düşmanıma kaçtı. Şaka gibi ya. Anam yapmaz öyle şey be Yunus baba. Yanlışım vardır. Ethem, sen elime bir geçireyim. Görürsün sen. Sıkma canını baba ya. Buluruz elbet izlerini. Yarın ona ayrıl he. İn aşağı. Sakın yanlış bir hareket yapayım deme. Kurşunu yersin. Sakin ol. Canımı severim ben. Yanlış bir şey yapmam. Ha şöyle. Hesabındaki bütün parayı çekip çantaya dolduracaksın. Anladın mı? Anladım. İyi. Yürü hadi. Aa, bu Ethem değil mi be? Yürü. Seni götürgenli seni. Ulan pembe. Of. Rezil ettin beni cümle aleme. Nasıl yaparsın? Bu bünyenin düşmanıyla nasıl kaçarsın ya? Gece kendini paraladın be abi. Hadi kalk artık be. Ver şunu ver. Alo. Sen misin enişte? Evet. Bankanın önünde kimi gördüm tahmin et. Ethem'i. Ciddi Ethem mi gördün enişte ya? Ethem'i mi görmüş? Kim görmüş? Ver 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 ver. Söyle enişte söyle. Alo. Konuş ya. Ulan kolonya bu be. Al. Alo Muharrem, sen misin? Nerede Ethem? Bankaya girdi şimdi. Ben kapıda beklerim. Oradan bir yere ayrılma Muharrem. Oradan bir yere ayrılma. Oradan bir yere ayrılma Muharrem. Biz hemen geliyoruz. Tamam. Fırla Ferhat. Hadi. Bankaya tamam, gidiyoruz. Tamam. Ben de geliyorum. Hadi. Ben buradan nasıl kurtulacağım şimdi? Bu salak kandıramaz mıyım acaba? Şşş,
Yakışıklı. Bismillah. La sen ne yakışıklı adammışsın öyle. Bu kadar yakışıklı bir erkek önümde durur. Bir elim kolum bağlı. Ah, hiçbir şey yapamam. Çöz ulan ellerimi. Olmaz. Olur. Çok da güzel olur ha. Seçti beni çöz. Ben bir koşu eve gideyim. Üstüme başıma şöyle şık bir şeyler giyeyim. Akşama seninle kafede buluşalım. Oldu mu yakışıklı, anlarsın ya. Haydi canım. Haydi canım. Yemedin mi canım? Yok, yemedim. Yemedim. Allah Allah. Çok da sabah görünürdün ama nasıl yemedin? Emin misin ulan yemediğini bildin? Kes be, kes! Tamam oğlum, sustum ha. Sustum. Etem nerede Muharrem? Bankada. Anamı gördün mü Muharrem abi? Bebe yok ortada. Ha? Etem! Koş 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 koş. Karız düşmanı. Haysiyetsiz, sen benim karıma nasıl kaçırsın? Siz de nereden çıktınız be? Ben kaçırmadım. Ben kaçırmadım. Anladın mı? Kaç göz işareti yapıp durmadın. Ben beyi kaçırdın. Şimdi de hesabındaki paraları çekip birlikte Almanya'ya kaçacaksın değil mi? Lan ne kadar akıllısın be Yunus. Anlasana. Anlasana. Hem karımı kaçırırsın hem de abuk subuk. Bu ara... Dur. Anam nerede Etem abi? Koş sen. Basın gidin. Basın gidin. Yoksa gebertirim sizi. Derim. Demek kendine koruma tuttun değil mi? Zeker hayranım be Yunus. Her şeyi nasıl da şimdi anladın. Koruma tutmakla bu işten yırtacağını sanıyorsun değil mi? Ne yapsam boş. Mahvedeceğim seni. Yeter be. Hadi yürü gidelim. Yürü. Baba, bence bu işte bir iş var. O herif Etem abini koruması falan değil. Ferhat haklı. Etem'in nasıl korktuğunu görmediniz mi? Gördüm. Benden korktu. Tabii korkacak. Anladı papucuk bağlı olduğunu. Ne alakası var baba ya? Bu işin içinde başka bir iş var ya. Ferhat haklı be Yunus. Bu iş sandığımız gibi değil. Nasıl bir iş peki bu? Anlamanın bir tek yolu var. Yürüyün takip edelim hadi. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün arabalar. Hadi. Çabuk atlayın. Hadi binin be. Bana yer kalmadı hadi. İn aşağı. Yürü. Siz haklıymışsınız. Elif meğersem rehin almış Etem'i. Yanlışım varsa düzeltir ama ablam da içeride herhalde. Selim doğru der. Nasıl oldu bu iş bilmiyorum ama bence ikisini birden kaçırdılar. Aa, ne durumunuz o zaman? Hemen polise haber vermek lazım. Bir dakika dur. Alo komiserim. Bir dakika. Komiserim. Pembeyle Etem'i kaçırmışlar. Yardımınıza ihtiyacımız var. Alo baba. Parayı aldık. Bu elemanları ne yapalım şimdi? Temizleyin. Geride şahit kalmasın. Tamam baba. Baba ikisini de öldürün. Hı. Susturucular yanında mı senin? Susturucuya ne gerek var abi? Direkt sıkalım abi. Saçmalama lan. Çevrede evler var. Çok ses yapar. Boğma telin yanında mı? Yok abi almadım. Ne bileyim lazım olacağını. Lan Etem boğma teli mi dedi? Ne yapacağız? Eyvah. Ayaklarına ip bağlayıp denize atalım abi. Saçmalama, ne denize? Dışarı çıkarıp başımıza iş mi alacağız? Burada halledip bitirelim. Eyvah. Kelebek var yanımda abi. Sessiz sedasız hallederiz. Hah, işte bu süper. Bursa abi. Bursa işiyle halledelim. Eyvah mahvolduk. Etem mahvolduk. Deponun etrafını çevirsinler. Ben emir vermedikçe kimse hareket etmesin. Sadece benimle gel. Baş duna komiserim. Siz ön tarafa gidin. Yapalım, siz arka tarafa. Aman. Siz karışmayın daha iyi. Bu işi polise bırakın. Ama canımdan çok sevdiğim karım içeride komiserim. Eli kolu bağlı duramam ya. Yunus. Operasyonun selameti açısından işi bize bırakın. Merak etme.
Pembe'yi de Ethem'i de sağ salim kurtaracağız. Tamam komiserim, sağ olun. Gel baba, gel. Hadi komiserim be. Geçin şu tarafa. Hadi. Gel ulan. Sesinizi çıkarmayın. Son duanızı edin. Ne olur kurban olayım, yapmayın. Çoluğum çocuğum vardır be. Ne olur acıyın bize. Orada. Sis bombası. O ne? Ne oluyor be? Ne oluyor? Ki? Ne bu? Polis! Teslim olun! Etrafını sarıldık. Baba dur baba. Koru beni. Baba. Ha? Komiser baba karışmayın dedi ya. Ben de tehlikede oğlum, duramam ya. Ya baba. Polise gelse öleceksiniz. Yapma. Yapma lan, sen büyüksün yarabbim. Kurtar beni. Kurtar. Pembe. Ay. Oh. Yaşa komiserim be. Vurdun adamı. Sen benim kahramanımsın. Hayatımı kurtardın. Asıl kendi hayatımı kurtardım Pembe. Sana bir şey olsa ben ölürdüm. Canım. Bana öldüm. Teslim oluyorum, ateş etmeyin. Ali, al şunu silahını. Başla komiser. Baba, baba. Baba, iyi misin Pembe abla, iyi misin? İyisiz canım, iyisiz. Anne, abla. Ay kız anne. Abla, abla. Ay anne, ay kız anne, iyi misin? Kız Pembe ölmedi değil mi? Aman be, sizden bir rahat yok mu be? Lan bırakın da kocamla bir iki dakika şurada romantik yaşayayım be. Aklı şahane. Hadi bir rahat verin. Hadi bir rahat verin be. Çekilin şöyle kenara be. Ya gelsenize şöyle kenara, gel. Çekilin şöyle bir rahat verin insanlara ya. Yürüyün. Ay kocacığım. Hadi yürüyün, hadi 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 hadi. 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 Tamam mı paraların Ethem? Sayarım be komiserim. 107.850, 107.000... Say say. Odanlamanın paraları saymakla bitmez komiserim. Seneye kadar sayar artıkım burada. Aferin Pembe. Bak inadı bıraktın, kocanla sarmaş dolaş oldun. 108.000... Ayrıca unutmayalım. Aşk şu hayattaki en güzel duygudur. Mevlana ne demiş? Lan komiserim, şu lafını bitirsen de Yunus'umla yarım kalan girdiğimize girsek. Çok pardon. Gidebilirsiniz. Buyurun. İyi günler komiserim. Durun gitmeyin. Hadi durun. 109.700. Ne saydığımı şaşırdım be komiserim. Gitmeyin. İç güveyi aldım seni. Mala mülke boğdum seni. İç güveyi. Sahaya çıkmak için hazırım Pembe. Lan canım ben de hazırım. Hadi ki yatak odamıza gidelim. Bir iki önemli hareket daha yapacağım, dikkat et. Kızlarla ne biçim şaka bu böyle? Ayıp be, ayıp. Hadi. Geliyorlar. Hadi canım benim, gidelim canım benim. Lan Yunus. Karını böyle yürüte yürüte mi sokacaksın yatağa? Kucağa alsana lan beni. Ah! Uf beni! Ne oldu canım? Belin mi tutuldu? Belim de tutulsa, ruhum da çekilse aşkıma kavuşacağım be. Yaşa be Yunus. Hadi hayırlısı. Yaşa be Yunus. Canım kucacığım, erkeğim ne güzel aldı kucağına. At ulan beni yatağa. Oh! Canım. Ne güzel attın. Gel. Gel. Ne? Sen. Haydi ama. Allah, haydi canım benim. Maşallah. Yaman yetmez dizine. Çalış biraz. Ne olur lan? Tanır mısın? Geber piyesici seni. Aç ulan şunları. Ya bak ben açarım ama şimdi. Aç ulan şunları.